Evet geldik 1942'ye. Şimdi önce kısaca bir hatırlayalım. 1942'ye gelindiğinde neydi durum? Nazilerin Polonya'yı işgal etmesiyle Avrupa'da başlayan 2. Dünya Savaşı 2 yıldan biraz uzun bir süredir devam ediyordu değil mi? Oysa Japonlar Çinlilerle 2. Dünya Savaşı'ndan bile önce 1937'de Topyekün savaşa girmişti. Yani Japonya ile Çin arasındaki savaş aslında uzun süredir devam ediyordu. Hatta ondan da önce Japonların 1931 yılında Mançurya'yı işgaliyle başlayan çeşitli çatışmalar halen devam ediyordu. Bunu o konudaki videolarımızdan hatırlayabilirsiniz. Zaten Asya'da bir süredir savaş hüküm sürüyordu. Asya bir savaş alanıydı. Takvimler 1942'yi gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri İkinci Dünya Savaşı'na henüz yeni girmişti. Hatırlayın Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki filosunu saf dışı bırakmak için 1941 aralığında Pearl Harbor'a büyük bir saldırı düzenlemişti. Doğal kaynaklara erişebilmek amacıyla da Wake Island, Guam, Hong Kong, Filipinler, Singapur, Malaya, Burma ve Hollanda Doğu Hint adaları gibi noktalara saldırmıştı. Eh, tahmin edeceğiniz üzere 1942 yılı itibarıyla da Amerikalılar intikam hırsıyla yanıp tutuşmaya başlamıştı. Bu arada bunlar hep genel bakış videoları. Tarafların her eyleminden, yaşanan her muharebeden bahsetmeye kalkarsak o bu işin altından tek bir videoda maalesef kalkamayız. O yüzden şimdi burada sadece en önemli anları, en önemlilerini anlatıyorum. 1942'nin en dikkate değer olayı Doolittle akınıydı neymiş? Do Little akını. Evet, Do Little akını. Bu akın adını Albay Do Little'dan alıyor ki kendisi aslında akının plancısıdır. Do Little akınının maksadı stratejik değil, psikolojik bir zafer kazanmaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şekilde Japonya ana vatanına saldırması Amerikalılar için müthiş bir moral olacaktı. Ayrıca belki de Japonya yani Japon halkının kendi liderlerini sorgulamasına da yol açacaktı. Plan şöyleydi. Bir uçak gemisi Japonya kıyılarına bombardıman uçaklarının menzili dahiline kadar yaklaşacaktı. Aşağı yukarı 1200 kilometre civarı olması gerek. Geminin tam olarak nereye gittiğini araştırdım ama bu konuda tam somut bir kanıt bulamadım. Japonya kıyılarının 1200 kilometre kadar açığına ilerlediği söyleniyor. Neyse 16 adet B25 bombardıman uçağı Japonya'yı bombalamak için gemiden havalanacaklardı. 16 bombardıman uçağı Japonya ana vatanını bombalayacaktı ve öyle de oldu. 16 uçağın 15'i kalktıkları uçak gemisine geri inemeyecekleri için planlandığı üzere Çin'e yöneldiler. Uçak gemisine inemezlerdi çünkü bunun için fazla ağırlardı. Aslında B25'ler standart donanımlarıyla uçak gemisinden havalanamazlardı da. Uçak gemisinden kalkış için fazla ağır uçaklardı bunlar. Ama Amerikalılar bu 16 uçağı bu operasyon için özel olarak modifiye etmişti. Neyse bunu da geçelim. 16 uçağın 15'i Çin'e yönelirken çok az yakıtı kalan 16. uçak kısa yoldan Sovyetler Birliği'ne yöneldi. Sonuçta uçakların tamamı kaybedildi. 80 mürettebatın 3'ü görev sırasında hayatını kaybetti, 8'i esir alındı ve 3'ü esaret altındayken Japonlar tarafından öldürüldü. Ama bu zayiatlar dışında operasyon büyük bir başarıyla sonuçlandı. Amerika Birleşik Devletleri Pearl Harbor'dan sadece aylar sonra Japon ana vatanını bombalamayı başarmıştı. Tekrar edelim. Bu stratejik olmaktan çok psikolojik bir zaferdi. Fakat müttefikler açısından bakıldığında çok büyük bir psikolojik başarıydı. Bu akın Nisan ayında yapılmıştı. Şimdi tarihi biraz ileri alalım ve Mayıs'a gidelim. Ve Amerikalılarla Japonlar arasında geçen ilk ciddi deniz muharebesine bir göz atalım. Bu muharebenin adı Mercan Denizi Muharebesi. Yazalım. Mercan Denizi Muharebesi. Mercan Denizi aşağı yukarı buralara denk geliyor. Bu muharebenin önemi şudur. Sonuçta Amerikalıların zahiyatı Japonlarınkinden daha büyük olsa da Japon donanması bu muharebeyle öyle bir hasar aldı ki bir sonraki büyük saldırıları için ihtiyaç duyacakları ateş gücünden mahrum kaldılar. Ve o bir sonraki büyük saldırı Haziran ayında Midway'de gerçekleşti. Yazıyorum Haziran'da Midway Muharebesi. Midway'de buralarda bir yerde burası. Midway Muharebesi Japonların saldırısı üzerine başladı. Japonların amacı Amerikan donanmasını daha da etkisizleştirmekti. Fakat sonuçta bunun tam tersi oldu ve bu sonucun çok çok önemli olduğu kabul edilir. Çünkü Midway Muharebesi 1863 Shimonoseki Boğazı Muharebesi'nden beri Japonya'nın mağlup ayrıldığı ilk deniz muharebesi oldu. Buraya Amerikan Zaferi yazıyorum. Birçok tarihçi bu muharebeyi gelmiş geçmiş en önemli deniz muharebelerinden biri olarak kabul eder. Ve Amerikalıların bu zaferi Pearl Harbor'dan sadece 7 ay sonra gerçekleşti. O halde ne diyoruz? Mercan Denizi muharebesinde Japon donanması ağır bir yara almıştı. Ağır demeyelim de işte yani yara almıştı. Önemli bir yara almıştı. Midway'de de büyük bir Amerikan zaferi söz konusuydu. Ağustos ayında ise Guadalcanal muharebesi yapıldı. Guadalcanal burası oluyor. Burada birçok ada var. Amerikalılar bu bölgeyi ele geçirmeye çalışıyor, Japonlar geri almaya çalışıyor falan o şekilde. İşte sonuçta Amerikalılar hem kara kuvvetleriyle hem de donanmasıyla Japonları mağlup etmeyi başardı. Böylece Japonların Guadalcanal'ı ele geçirmeleri engellenmiş oldu. Bu da çok önemli bir sonuç çünkü bu bir dönüm noktası. Midway'de saldıran taraf Japonlardı. Guadalcanal'da Ağustos ayında Japonlar Amerikalıları bölgeden atmaya çalıştı. Amerikalılar her iki seferde de Japonları yenmeyi başardı. Bu bir dönüm noktası oldu çünkü bu noktadan sonra artık saldıran taraf Amerika olacaktı. İşte 1942 böyle çok önemli bir yıldı. Pearl Harbor'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesinden sadece aylar sonra Amerikalılar rüzgarın yönünü değiştirmeyi ve Pasifik'te Japonlara karşı saldıran taraf konumuna geçmeyi başarmıştı. Bir sonraki videoda göreceğiz ki 1942 Avrupa'da da işlerin değişmeye başladığı yıl oldu. Şimdilik görüşmek üzere.